Merhaba. 10. sınıf matematik ders kitabındaki sayma ve olasılık konusuna ait ölçme ve değerlendirme sorularının ikinci kısmıyla birlikteyiz. Şimdi buradaki birinci sorumuzda 5 öğrenci arasından 2 öğrenci kaç farklı şekilde seçilebileceği sorulmuş. Bu 5'in ikili kombinasyonuna eşittir. Bunu şu şekilde yazabilirim bakın. C 5'in ikilisi ya da şu şekilde de yazabiliriz. 5'in ikili kombinasyonu. Ve bunu nasıl hesaplıyoruz? 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel. Şimdi ben kolay bir çözüm yolu izledim. Normal formülde yerine yazmadım bu değerleri. Ne yapıyorum? Bakın 5'ten başlayarak 2 tane sayıyı çarpıyorum. Bir bir azaltarak. Sonra bu alttaki sayının da faktöriyeline bölüyorum. O halde 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden bu ifadenin eşiti 10 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun cevabı 10. Bu testimizde daha çok kombinasyon ve binom konusuna ilişkin sorular yer alıyor. İkinci sorumuz, 20 farklı kitap arasından 19 farklı kitap kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Bu da 20'nin 19'lu kombinasyonuna eşittir. Bu ise 20'nin birli kombinasyonuna eşit olur. Bakın şu alttaki sayıların toplamı üstteki sayıyı verecek. Özellik buydu. 20'nin birli kombinasyonu ise 20'ye eşit olur. 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bu da 6'nın ikili kombinasyonudur. 6 eleman arasından 2 tane seçiyorum. 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyelden 2. Bu da eşittir 15 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun cevabı 15. Dördüncü sorumuz ve beşinci sorumuz da burada bakın maddelerde verilen ifadelerin karşılık gelen değerlerini eşleştirmemiz isteniyor. 6'nın sıfırlı kombinasyonu 1'e eşittir. O halde bu Ç şıkkında var. 1 Ç'ye eşit. 5'in üçlü kombinasyonu 5'in ikili kombinasyonu eşittir ve 10'dur. Bu da B şıkkında bulunuyor. 12'nin 11'li kombinasyonu 12'nin 11'li kombinasyonu eşittir ve bu da 12'dir. Bu da E şıkkında bulunuyor. 20'nin birli kombinasyonu 20'dir. Bu da D şıkkında bulunuyor. Şimdi 5. soruda N'nin sıfırlı kombinasyonu neye eşittir diye sorulmuş. Sıfırlı kombinasyon daima 1'e eşittir. Bu C şıkkında. N'nin N eksi ikili kombinasyonu sorulmuş. Bakın N ile N eksi 2 arasında kaç fark var? 2 fark var. Bu N'nin ikili kombinasyonuna eşittir. Yani şu alttaki sayıların toplamı üsttekini verecek şekilde. Hatırlayın böyle bir özelliğimiz var. O halde 2 Ç şıkkına eşit. N'nin R'li kombinasyonu bu doğrudan kuralı soruyor. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Yani D şıkkı doğru olur. Üçüncü ifadede. N'nin birli kombinasyonu ise doğrudan nedir? Bu da A şıkkında mevcut. Bu ifade N'ye eşit olur. Altıncı sorumuzda A kümesi öyle x elemanlarından oluşuyormuş ki x bir rakammış. Tamam. Kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin kaçının elemanlarının çarpımının tek sayı olduğunu bulunuz demiş. Şimdi elemanların çarpımı tek ise bütün elemanların tek sayı olması gerekiyor. Dolayısıyla biz 1, 3, 5, 7, 9. Bu elemanlar arasından seçim yapmalıyız. Yani çiftlerden hiç seçmemeliyiz. Çünkü bir tane bile çift gelse elemanların çarpımı çift sayı olacaktır. 5 tane tek rakamımız var. Bu 5 tane tek rakamdan 4 tanesini seçerek alt kümeler oluşturuyorum. 5'in 4'lü kombinasyonu 5'in 1'li kombinasyonu eşittir ve cevabımız 5 olarak bulunabilir. 7. sorumuzda bir binom açılımı söz konusu. İfadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında ortadaki terimi bulunuz demiş. Şimdi dikkat edin, burada parantez kuvveti 6 olduğu için 6'nın bir fazlası 7 tane terim vardır. Ve burada ortanca terim 4. terimdir. Değil mi? Çünkü 3 tane solda, 3 tane sağda terim var. Ortadaki terim 4. terimdir. 4. terimi bulabilmek için biz R'yi 3 alacağız. Yani bu kuvvetin ne diyorduk hatırlayın. N 6 iken R sayısı 6 bölü 2'den 3 olarak tespit edilebilir. Ya da baştan 7, 4. terimi veren ifadeyi de oluşturabiliriz. O da aynı sonucu verecektir bize. Şimdi 6'nın üçlü kombinasyonu
n'in reelisi çarpı, bakın şu ilk ifadeyi a, ikinci ifadeyi b olarak düşünecek olursam a üzeri n eksi r çarpı b üzeri r diyorduk. O zaman x üzeri 6 eksi 3 çarpı ikinci ifade 1 bölü x, 1 bölü x üzeri de r, yani 3 yazıyorum. Bunu düzenleyecek olursam 6'nın üçlü kombinasyonu hesaplanırsa 20 olarak bulunabilir. Çarpı x küp çarpı 1 bölü x küp. Dolayısıyla x küpler de sadeleşirse sorumuzun cevabını 20 olarak bulmuş oluruz. 8. sorumuzda n artı 1'in n eksi 1'li kombinasyonu demiş. Bakın bu n artı 1 ile n eksi 1 arasında kaç fark var? 2 fark var. O halde bu ifade n artı 1'in ikili kombinasyonu olarak da düşünülebilir. Eksi 6 eşittir. Burada da yine aynı şekilde bakın arada 2 fark var. N ile n eksi 2 arasında. Ben bunu n'nin ikili kombinasyonu olarak düşünebilirim. Peki n artı 1'in ikili kombinasyonu nasıl hesaplanır? N artı 1 çarpı n, bakın iki tane çarpan oluşturuyorum, bölü 2'nin faktöriyeli, eksi 6 eşittir. Burada da n çarpı n eksi 1 bölü 2 faktöriyel yazıyorum. Şimdi 2 faktöriyel zaten 2'dir. Şu ifadeyi düzenlersem buradan n kare artı n, 2 çarpı 6'dan 12, eksi 12 diyorum buraya, bölü ortak payda 2 eşittir. Burada da n kare eksi n bölü 2 gelecektir. Şu paydadaki 2'leri sadeleştirebilirim. N kareler her iki taraftan gidecektir. Eksi n'yi sol tarafa artı n olarak alacak olursam 2 n eşittir 12'den n eşittir 6 olarak bulunmuş olur. 9. soru. Çanakkale şehitliğine gezi düzenleyen 20 kişilik bir öğrenci grubundan 3 kişi şehitler anıtına çelenk koymak üzere seçilecekmiş. Çelenk koyacak bir öğrenci belli olduğuna göre bu öğrencilerin kaç farklı şekilde seçilebileceğini bulunuz demiş. Bakın şimdi zaten bir kişi belliymiş. Bu 20 kişi arasından 3 kişiyi seçeceğiz ama bir kişi belli. O seçilecek bir kişi, belli olan bir kişi A kişisi olsun. Bunun yanına 2 kişi daha belirleyeceğiz, seçeceğiz değil mi? O halde geriye kalan 19 kişi arasından 2 kişiyi seçmem gerekiyor kombinasyon yardımıyla. Dolayısıyla 19 çarpı 18 bölü 2 faktöriyel dersem 2 faktöriyel 2'dir. 18 ile sadeleştirirsem burada 19 çarpı 9 kalacaktır. Ve bu işlemin sonucu 171 olarak elde edilebilir. 10. sorumuzda bir A kümesi bir de B kümesi verilmiş. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinde 1 ve 2 elemanlarının birlikte bulunduğu kümelerin sayısını bulunuz demiş. Şimdi ben bu A kümesinden 3 elemanlı alt küme oluşturacağım. 1 ve 2 birlikte bulunacak. O halde ben bu kümeye 1'i 2'yi yazıyorum. Yanına bir eleman daha lazım 3 elemanı tamamlamak için. Şimdi 1 ve 2 zaten bulunduğu için geriye kalan şu 4 eleman arasından bir tane seçmem lazım. Dolayısıyla 4'ün birlik kombinasyonu 4'e eşit olur. 11. sorumuzda yine A ve B kümeleri üzerinden işlem yapacağız. İkişer eleman alınarak, bu kümelerden ikişer eleman alınarak 4 haneli şifreler oluşturuluyormuş. Buna göre harf ile başlayıp harf ile biten kaç şifre oluşturulduğunu bulunuz demiş. Şimdi 2 tane harf, 2 tane de ne lazım bize? Rakam lazım. O zaman harf ile başlayıp harf ile bitecekse şu şekilde 4 haneli şifre oluşturuyorum. Buraya gelebilecek kaç farklı harf var? Bakın önümüzde 4 eleman var değil mi harf için? 4 seçenek var. Şimdi buradan bir harfi kullandım. Sonra son harf bile bitecekse oraya da 3 farklı durum söz konusu değil mi? Peki şimdi elimizde 6 tane rakam var. Burası için 6 farklı durum söz konusu. Birisini kullandıktan sonra burası için de 5 farklı durum söz konusu. Bu sayıları çarpacak olursak. Evet 4 kere 6 24. 24 çarpı 5 120. 120'yi de 3 ile çarpacak olursak işlemin sonucunu 360 olarak elde etmiş olurum. 12. sorumuz. Bakın yine aynı A ve B kümeleri var. Bunlarla ilgili işlem yapacağız yine. A ve B kümelerini kapsayan kümelerden. Şimdi hem A kümesini hem de B kümesini kapsayacak bir küme en azından bu elemanları bulundurmak zorunda değil mi? O halde kümemizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D kesinlikle bulunmalı bu iki kümeyi de kapsayacaksa. Fazladan elemanlar bulunabilir mi? Bulunabilir.
Peki bu kümelerden eleman sayısı en az olan kümenin diyor. Aslında bu iki kümenin birleşimini söylüyormuş değil mi? Çünkü bu iki kümenin birleşimi bu iki kümeyi de kapsayan en az elemanlı kümedir. Şimdi bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir harf bulunduğunu soruyor. Şimdi ben yazabileceğim tüm 3 elemanlı alt kümeleri yazacak olursam burada 6, 4 daha 10 eleman var. 10'un üçlü kombinasyonu yazabileceğim tüm 3 elemanlı alt kümeler. Peki hiç içinde harf bulunmayanlar harfleri bu kümeden atacak olursam geriye 6 tane rakam kalır. 6 tane rakam ile 6'nın üçlüsü sayısınca yani 20 tane alt küme oluşturabilirim ve bunlarda hiç harf yoktur. Tüm durumlardan hiç harf içermeyen durumları çıkartacak olursam geriye kalan durumlarda harf muhakkak bulunacaktır. En az bir tane bulunacaktır. Dolayısıyla 10'un üçlü kombinasyonu 120'dir. Eksi 6'nın üçlü kombinasyonu da 20'dir. Çıkardığımızda sorumuzun cevabını 100 olarak elde etmiş olurum. 13. sorumuz. Herkesin yalnız bir spor dalıyla ilgilendiği bir kafilede 5 futbolcu, 6 voleybolcu ve 7 basketbolcu vardır. Bu sporcu kafilesinden 1 futbolcu, 2 voleybolcu ve 3 basketbolcudan oluşan bir ekip kaç değişik biçimde oluşturulabilir demiş. Bakın şimdi kaç futbolcu var? 5 tane. Biz buradan 1 tane futbolcu seçmek istiyoruz. O halde 5'in birlik kombinasyonu çarpı 6 voleybolcu var. 6 voleybolcudan 2 tane istiyoruz. O halde 6'nın ikili kombinasyonu çarpı 7 basketbolcu var. 7 basketbolcudan 3 tane istiyoruz. Bu da 7'nin üçlü kombinasyonu. Şimdi bunu hesaplayacak olursak 5'in birlik kombinasyonu 5. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5, 31 2'den 15. 7'nin üçlü kombinasyonu ise 35 olur. Bu sayıları çarptığımızda sonuç 2625 olarak elde edilebiliyor. Cevabımız E şıkkı bulunur. 14. sorumuz. Aralarında Eyüp ve Adem'in de bulunduğu 8 kişilik bir gruptan 3 ve 5 kişilik 2 ekip kurulacaktır. Eyüp ve Adem'in ikisinin de aynı ekipte olması koşuluyla kaç farklı şekilde ekip oluşturulabilir diye sorulmuş. Şimdi Eyüp ile Adem ikisi de aynı ekipte olacaksa bu ekiplerimizin birisi 5 kişilik, şuraya yazıyorum 5 kişilik, diğeri 3 kişilik. Şimdi burada iki durum söz konusu. Eğer Eyüp ile Adem burada bulunursa 5 kişilik ekipte yanlarına kaç kişi gerekiyor? 3 kişi daha gerekiyor. Toplam 5 kişiye tamamlayacağız bu şekilde. Sonra diğer 3 kişi de burada belirlenecek değil mi? Bu şekilde 2 ekip oluşturulabilir. Şu şekilde ekipleri yuvarlak için alayım. Ekip olduğunu daha rahat görelim. Küme gibi. Bir başka durumda Eyüp ile Adem bu tarafta bulunabilir. Bunların yanına bir kişi daha seçeriz. Sonra geriye kalan 5 kişiyi de burada belirleyebilirim. İkinci ekibimi de bu şekilde oluşturabilirim. Evet, önce şimdi birinci durumu hesaplıyorum. Bu 8 kişi arasından Eyüp ile Adem'in yeri belli ise geriye kaldı 6 kişi. Bu 6 kişiden 3 kişiyi buraya seçersem geriye kalan 3 kişiyi aslında seçmeme de gerek kalmaz. Onlar zaten otomatikman diğer gruba gitmek zorunda kalırlar değil mi? 6'nın üçlüsü diyorum. Çarpı 3'ün üçlüsü demeye gerek yok. 3'ün üçlüsü zaten 1'dir. 6'nın üçlüsünden 20 durum var burada. Bu ikinci durumda ise yine Eyüp ile Adem'in yeri burada belli ise geriye kalan 6 kişiden bakın buraya 1 kişi seçebilirim. 6'nın birlisi bu ekibi oluşturdum. Sonra geriye kalan 5 kişiyi 5'in 5'lisi diye seçmeme gerek yok. Zaten geriye kalanlar mecburen diğer gruba gidecek. O halde buradan da 6 durum elde etmiş olurum. Bu durum olabilir veya bu durum olabilir. Dolayısıyla burayı toplam yoluyla saymam lazım. 26, 20 artı 6'dan 26 olarak sorumuzun cevabını elde edebilirim. 15. sorumuzda x eksi 5'in 3. kuvveti çarpı x artı 2'nin 4. kuvveti ifadesinin açılımından elde edilen x üzeri 5'li terimin katsayısı kaçtır demiş. Şimdi dikkat edin x üzeri 5'li terim nasıl oluşur? Yani burada birinci ifadede sabit sayıdan x üzeri 4'lü terime kadar terimler var değil mi? Burada ise sabit sayıdan x üzeri 5'li terime kadar terimler var. Yani biz buradan karşılıklı çarparak
x üzeri 5'i nasıl oluşturabiliriz onları düşünelim. Şimdi burada aslında tamamını açmakta fayda var. Görmemiz daha kolay olacak. X eksi 5'in 3. kuvveti eşittir x küp eksi, bakın arası eksi olduğu için 1 artı 1 eksi gidecektir. Eksi 3 çarpı, yani 3. kuvvet olduğu için bunun açılımını daha rahat bir şekilde yapabiliriz. Eksi 3 çarpı x kare çarpı 5. Yani aslında bu arayı artı yazıp eksi 5'i buraya yazabilirdim. Önüne eksi zaten gelecek mecburen. Şimdi artı 3 çarpı x çarpı 5'in karesi ve son olarak eksi 5'in kübü. Aslında eksi 5'in kübü bu ama yani eksisini önüne yazabilirim. Parantez içinde bırakmama gerek yok. Burayı düzenlediğimizde x küp eksi 15x kare artı 5'in karesi 25 çarpı 3'ten 75x eksi 125 elde edilebilir. Şimdi diğer ifadeyi açalım. Burada ne vardı? Bakın x artı 2'nin 4. kuvveti. Hani biz bunu aslında binom yardımıyla açmaya da gerek yok. Hani öyle de açabiliriz ama x artı 2'nin karesini alırız. Sonra x artı 2'nin karesiyle karesini tekrar çarptığımızda 4. kuvveti elde etmiş oluruz. Peki biz bunu normal binomla açalım. Hani hatırlayalım nasıl yapıyorduk. 4'ün sıfırlı kombinasyonu çarpı x üzeri 4 çarpı 2 üzeri 0 değil mi? Hatırlatmış olalım. 4'ün birlik kombinasyonu çarpı x küp çarpı 2 üzeri 1 artı 4'ün ikili kombinasyonu çarpı x üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2. Dikkat edin, birinci sıradaki x'in kuvvetleri 4'ten başladı, birer birer azalıyor. 2'nin kuvveti de 0'dan başladı, birer birer artıyor. Artı 4'ün üçlü kombinasyonu çarpı x üzeri 1 çarpı 2 üzeri 3. Ve son olarak 4'ün dörtlü kombinasyonu çarpı x üzeri 0 çarpı 2 üzeri 4. Şimdi bunları düzenlersem 4'ün sıfırlısı 1'dir, etkisi olmayacak. 2 üzeri 0 da 1'dir. O halde x üzeri 4 artı şuradan 4 gelecek çarpı 2'den 8x küp artı buradan 4'ün ikilisi 6 çarpı 4'ten 24x kare artı burada 4'ün üçlü kombinasyonu 4'ün birlik kombinasyonuna eşittir ve buradan 4 gelir çarpı 8'den 32 katsayısı oluşur 32x artı ve son terimimiz 4'ün dörtlüsü 1'dir 2 üzeri 4'te 16 olduğu için en son 16 gelecek. Şimdi bakın renklendirerek göstereyim isterseniz şu şekilde. Ben buradaki x küp ile buradaki x kare ile ifadeyi çarparsam x üzeri 5'li terim elde edebilirim. Bakın x üzeri 5'li terimi arıyorum. Sonra buradaki x kareli terim ile buradaki x küplü terimi çarparsam yine x üzeri 5'li terim elde edebilirim. Ve bir başkası buradaki x'li terim ile buradaki x üzeri 4'lü terimi çarparsam yine x üzeri 5'li terim elde edebilirim. Başka da gelmiyor gördüğünüz gibi. Hadi bu çarpımları yapalım. Şimdi 24 çarpı 1 katsayılarını çarpıyorum. Bakın kırmızıyla işaretlediklerimden. 24 gelecek. Artı x kareliyle de x kübü çarptığım için 15 çarpı 8'den 120 gelir. Önünde eksi olacak. Dikkat edin. Eksi 15 olduğu için. Burayı düzelteyim. Eksi 120. Sonra 75 ile de 1'i çarpıyorum. Bir de artı 75 elde edeceğim buradan. 75 artı 24'ten 99 sonucunu elde ederim. 99'dan da 120'yi çıkartacak olursak aradığımız cevap eksi 21 olarak elde edilmiş olur. Tabii bu tür sorular genelde biraz sevimsiz geliyor. İşleme dayalı olduğu için hata yapma riski de barındırıyor. 16. sorumuz. 2x eksi 1 bölü 4'ün parantez 4. kuvveti açılımında sabit terim kaçtır? Şimdi sabit terim demek x'in bulunmadığı terim demek. Değişkenin bulunmadığı terim demek. Normalde burada 1 bölü x değil de y'li bir ifade falan olsaydı, yani paydada x olmasaydı, x yerine 0 yazıp sabit terimi bulabilirdim. Ama burada x yerine 0 yazınca payda 0 olacağı için tanımsızlık durumu söz konusu olur. O şekilde elde edemiyorum.
Şimdi baştan r artı birinci terimi biz şöyle hesaplıyorduk. Baştan r artı birinci terim. N'nin r'li kombinasyonu çarpı a üzeri n eksi r çarpı b üzeri r. Tabi burada a dediğimiz ilk sıradaki ifade, b dediğimiz ikinci sıradaki ifade işaretiyle birlikte. Bu şekilde bulunuyordu. O halde ben burada n'nin 4 olduğunu görüyorum bakın. Sabit terim için r'yi bulmaya çalışacağım. 4'ün r'lisi çarpı 2x, a yerine gelen ifade burada 2x. 2x'in 4 eksi r'inci kuvveti çarpı eksi 1 bölü x'in r'inci kuvveti. Bu bir sabit sayıya eşit olacakmış. K gibi bir sabit sayıya. Bu nasıl sabit sayı olur? Demek ki yanında x üzeri sıfırlı ifade var değil mi? X'in kuvveti sıfır olduğu için orası 1 oluyor. Yazmaya gerek duymuyoruz. Sabit sayı kaldı diyoruz. Şimdi şu x'li ifadeleri düzenlersem kuvvetini sıfıra eşitleyerek r'yi tespit edebilirim. Biraz düzenleyelim burayı. 4'ün r'li kombinasyonu çarpı 2 üzeri 4 eksi r çarpı x üzeri 4 eksi r biçiminde ayırabilirim. Sonra burada da eksi 1 üzeri r çarpı, bakın burada 1, eksi 1 çarpı 1 bölü x var diye düşünebilirim. 1 bölü x de x'in eksi 1'inci kuvvetidir. X'in eksi 1'inci kuvvetinin tekrar r kuvveti olunca, hani kuvvetin kuvveti çarpılır ya, x üzeri eksi r biçiminde yazabilirim. Gerçekten x üzeri eksi r demek zaten negatif kuvvet ters çevirecek değil mi? 1 bölü x'in r'inci kuvveti olarak yorumlanabilir. Eşittir k çarpı x üzeri 0. Şimdi burada x'li ifade bakın burada var ve burada var. Tabanlar eşit olduğu için bunlar çarpılınca kuvvetleri ne yapılır? Toplanır. 4 eksi r ile eksi r'yi topladığımda 4 eksi 2 r elde ederim. Bu kuvveti de sağ taraftaki kuvvet 0 olduğu için 0'a eşitlersem buradan r sayısını 2 olarak bulmam mümkün. Şimdi r yerine 2 yazınca sabit terimi elde etmiş olacağım. Bakın şurası, şurası ve şurası çarpıldığında sabit terimi verecek. 4'ün ikili kombinasyonu çarpı 2 üzeri r yerine 2 yazınca 2 üzeri 2 gelir oradan. Çarpı 1'de ne var? Eksi 1 üzeri r. Yani eksi 1 üzeri 2. Eksi 1'in karesinden 1 gelecek. Etkisi olmayacak. 4'ün ikilisi 6 çarpı 4'ten 24 sonucunu elde etmiş oluruz. Sorumuzun cevabı D şıkkı. 17. ve son sorumuz. X küp artı 2y'nin parantez n'inci kuvveti açılımında bir terim a çarpı x üzeri 9 artı y üzeri 4 biçimindeymiş. Şimdi burada a katsayısının kaç olduğu soruluyor. Şimdi biz baştan n artı birinci terimi şu şekilde oluşturuyorduk. Eğer ilk terim a, ikinci terim b ise n'nin r'li kombinasyonu çarpı a üzeri r çarpı a üzeri n eksi r çarpı b üzeri r biçiminde oluşturuyorduk. Bakın burada n'nin r'li kombinasyonu, şu anda n ve r'yi bilmiyorum. N'nin r'li kombinasyonu x küpün n eksi r'inci kuvveti çarpı 2y'nin r'inci kuvveti biçiminde açılabilir. Bu baştan r artı birinci terim. İşte bu terim a çarpı x üzeri 9 çarpı y üzeri 4'e eşitmiş. Bakın şimdi ilk olarak ben buradan r'yi bulabilirim. Çünkü y'nin kuvveti burada r. 4 olduğuna göre r sayısı 4'e eşittir diyebilirim hemen. Bu bir kenarda beklesin. Diğer taraftan x'in kuvveti şurayı düzenleyecek olursam burada x üzeri kuvvetin kuvveti çarpılacağına göre 3n eksi 3r olur. Bu x'in kuvvetini de buradaki x'in kuvvetine eşitleyeceğim şimdi. O halde 3n eksi 3r eşittir 9. Burada bulduğum r değerini götürüp yerine yazıyorum. 3 kere 4, 12. Eksi 12'yi sağ tarafı artı 12 olarak alacak olursam 3n eşittir 21 olur. Ve burada n sayısı 7 olarak bulunmuş olur. Şimdi katsayı. Katsayı nereden gelecek bakın. Katsayı buradan kombinasyon yardımıyla gelecek. 1 ve burada 2'nin r'inci kuvveti var. Buradan da katsayı yine etkilenecek. O zaman 7'nin 4'lü kombinasyonu çarpı 2 üzeri r yani 4 diyorum. 7'nin 4 kombinasyonu 35. 35 ile de 2'nin 4. kuvveti 16'yı çarpıyorum. Buradan cevabımız 560 olacaktır. Sorumuzun cevabı B şıkkı. Böylece
Onun sınıf matematik ders kitabındaki sayma ve olasılık konusunun ölçme ve değerlendirme sorularının ikinci kısmını tamamlamış olduk. Bu kısımda kombinasyon ve binom konularına ilişkin sorular çözmüş olduk. Ölçme ve değerlendirme sorularının üçüncü kısmında olasılık konusunu ele almış olacağız. Bu sorular da yine çözülmüş hali kanalımızda mevcut olacak. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenip olumlu yorumlar yazarak bizlere destek olursanız memnun olurum. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.